Değerli üreticilerimiz, bu hafta Atay Tarım Matador Gübre olarak mısır tarımında gübreleme önerilerini sunacağız. Mısır tarımında mısırın 1 dekar alandan 1 ton tane ve 5 ton silajlık ürün aldığımızda topraktan kaldırdığı besin elementlerine öncelikle bir bakalım. Turuncu olarak gösterilen kısımdakiler danelik mısır, yeşil olarak gösterilenler ise silajlık mısırın ihtiyaçlarını gösteriyor. Azot ihtiyacına baktığımız zaman danelik mısırda 24 kilogram, silajlıkta ise 23 kilogram olarak gözüküyor. Fosfor ihtiyacı 9'ar kilogram her ikisinde de. Potasyum ihtiyacı 26 kilogram ve 20 kilogram olarak gözüküyor. Kükürt ihtiyaçları ikisinde de aynı, hem danelik hem silajlıkta. Kalsiyum ihtiyaçları ve magnezyum, çinko ihtiyaçları tamamen aynı. Burada ikinci grafiğe bakacak olursak azot, fosfor, azot mavi olan, fosfor sarı olan ve potasyum ise bordo olan grafikteki, bunları değerlendirecek olursak özellikle 0 ve 25. gün, 26 ve 50. gün, 51 ve 75. gün, 76 ve 100. gün ve 101. günden sonraki dönemlerde bitkinin bu 3 elementten hangisini hangi dönemde ne kadar fazla çektiğini gösteren bir grafik bu. Özellikle baktığımız zaman potasyum ihtiyacı 26 ile 50. dönemde maksimum seviyeye ulaşıyor. Fosfor ihtiyacı ise 51 ve 75. dönemde maksimum seviyeye ulaşıyor. Azot ihtiyacı aynı şekilde 26 ve 50. dönemde aynı şekilde maksimum seviyeye ulaşıyor. Dolayısıyla gübreleme programı yaparken bunları mutlaka göz önünde bulundurması gerekiyor üreticilerimizin. İkinci tabloda ise gübreleme önerilerimiz bulunmakta. Bir 4-15 ile yapılan gübreleme önerisi. Bir de 10-20-20 ile yapılan Matador, Süper Matador 10-20-20 ile yapılan gübreleme önerimiz mevcut. Üst sütundakiler kullanılacak gübrenin miktarı, azot miktarı, fosfor, potasyum, kükürt, kalsiyum, magnezyum, çinko ve demir sütundakiler miktarlarını gösteriyor. Satırdakiler ise taban gübresi ve üst azot uygulamada kullandığımız Matador 15 azot, 15 fosfor, 15 potasyum, 15 kükürt, 1 çinko ve 5 kalsiyum içerikli gübreden dekara 60 kilogram uygulama yapıyoruz. Matador azot, 30 azot, 5 potasyum, 5 kükürt, 2 magnezyum, 1 demir olan gübremizden ise 50 kilogram uygulama yapıyoruz. Toplamda 110 kilo uygulamamız var dekara ve 1 dekar alana düşen azot miktarı 24 kilogram saf olarak, fosfor miktarı 9 kilogram, potasyum miktarı 11,5 kilogram, kükürt miktarı 11,5 kilogram, kalsiyum 3 kilogram, magnezyum 1,3 kilogram, çinko 600 gram ve demir de 500 gram olarak düşmekte. Süper Matador'la gübreleme yaptığımız zaman bu oran 45 kilograma düşüyor gördüğünüz gibi. Fakat azot miktarını artırıyoruz. Sebebi de Süper Matador'da %10 azot var, %20 fosfor, %20 potasyum, %20 kükürt, %1 çinko ve %5 kalsiyum var. Dolayısıyla azot miktarı düşük olduğu için üstten uygulanan azot miktarını artırıyoruz. Toplamda ise 110 kilogram aynı şekilde gübreleme yapıyoruz ve bu gübrelemenin sonucunda 24 kilogram saf azot toprağa düşmüş oluyor. 9 kilogram fosfor, 12,25 kilogram potasyum, 12,25 kilogram kükürt, 2,25 kilogram kalsiyum, 1,5 kilogram magnezyum, 450 gram çinko ve 650 gram da demir toprağa düşmüş oluyor ve bu şekilde
bitkinin ihtiyacını karşılamış oluyoruz. İspanya'nın Kadirli ilçesi Tatarlı köyündeyiz ve yanımızda bir çiftçi abimiz var. Bu abimizin bir özelliği de diğer çiftçiler gibi Atay tarımı matador gübrelerini kullanan bir abimiz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Battal Eski, Tatarlı köyü. Battal abi, Tatarlı köyünde kaç dönüm arazi işliyorsun, ne ekiyorsun, ne biçiyorsun? 1200 dönüm arazi işliyorum. Yer fıstığı, mısır, karpuz, işte buğday, bu tip mahsulleri ekip biçiyoruz. Bizim buraya geliş amacımız, duyduk ki siz de tarımsal üretiminizde Atay tarımı matador gübrelerini kullanmışsınız. Evet. Bizimle paylaşmak istemişsiniz. Evet. Atay'ın matadorunu yine hangi ürünlerde kullandık ve hangi ürünler ne tür işe yaradı, bizimle paylaşır mısın? Mısırda kullandım, karpuzda kullandım ve yer fıstığında kullandım. Gerçekten yer fıstığı olsun, mısır olsun veya karpuz olsun, hepsinde de bariz fark gördüm. Mesela yani, mısırda ne yaptı? Mısırda diğer kullandığım gübrelere nazaran toprağa daha kötü olmasına karşı matador kullandığım tarlanın 100-150 kilo fark yaptım mısır veriminde. Dönümde. Dönümde evet. Karpuzda çok güzel bir desen yaptı. Yani çok memnun kaldık biz bu sene için bu gübreden. Demimizle şunu paylaşmıştın ekrana çıkmadan evvel. Karpuzun dönümü 600 lirayken miydi? 600-700 bin liraya giderken ben 1200'e verdim dönümünü. Bu da mutlaka tabii karpuzu hem tonaj olarak hem desen olarak güzel yaptığı için. Yani ondandır mutlaka. Yani biz fıstıktaki gözle görülür fark nedir? Fıstıkta da dubleleri her senekinden çok farklı. Fıstıktaki duble farklı yani. Biz de bunu bu sene matador gübresine bağlıyoruz bunu. Dolayısıyla tonajı da fark edecek. Mutlaka farklı olacak evet. Peki bu gördüğün faydayı diğer çiftçilerle de paylaşıyor musun? Paylaşıyoruz. Kahvemizde, köy kahvemizde sürekli bunun şeyi oluyor. Hatta diğer şeylerde kullananlar var. Benim takımımda başka gübreyi kullanıp da benim 1300 kilo biçtiğim tarladan 1100 kilo biçti takımdaki. O da önümüzdeki sene bu matador gübresini kullanacak. Şimdi dedin ki kahvedekilere söyledim. Şimdi de ekranlarımız aracılığıyla Türkiye'nin her tarafında seni seyreden diğer çiftçi arkadaşlarımıza ne öneriyorsun? Ben şunu öneririm, yani matador gübreye kullanmak tarlaya cebinden para çıkmamak gibi bir şey. Aradaki farktan dolayı, verim farkından dolayı yani. Kullansınlar. Herkese tavsiye ederim. Biz de tereddüt ettik önce. Fakat kullandık ki çok memnun kaldık yani. Diyorsunuz ki diğer çiftçilere bir kez olsun denesinler, tabii, farkı görsünler. Tabii, denemeden olmaz. Ben tamamında kullandım tarlamı. Herkese tavsiye ederim yani tamamında kullanmasını. Ekli ürünün bütününde kullanabilir. Gönül rahatlığı. Gönül rahatlığıyla kullanabilir. Aradaki farkı da işte ürün hasat döneminde görür yani. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Bereketli hasatlar diliyoruz. Bereketli olsun. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.